Şimdi şekil çevirme sorusuna bir örnek vereceğiz. Arkadaşlar açısal olarak şekil çevirme sorularıyla karşılaştığınız zaman dikkat edeceğiniz hususlar şöyle olsun. İlki hangi yönde çevirdiğinize dikkat edin. Bunu da şöyle kodlayın. Saat yönünde mi saat yönünün tersinde mi? Baktığımız zaman ok yönü saat yönünün tersinde olacak şekilde bize verilmiş. Bizden 240 derece çevrildiğinde oluşabilecek şekli istiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle dilim sayısına bakarsınız. 6 dilim var. Bütün 360 derecedir. 360'ı 6'ya böldüğümüz zaman 60 derece. Bu bir dilim açısını gösteriyor. Bizden 240 derece döndürmemiz isteniyor. Arkadaşlar 240'ı 60'a böldüğümüz zaman 4 dilim kaydırmamız anlamına gelir. Şimdi ben aynı şekli baktığım zaman 4 dilim kaydıracağım. Bunun için de kendinize şeklin etrafında herhangi bir nokta belirleyin. A noktası. A noktası ve dönme yönüne baktığınız zaman taralı alan A noktasının önünde hareket edecek. Sonraki dilim boş, sonraki dilim yine taralı olacak şekilde kodlama yapıyoruz. Şimdi ben A noktasını 4 dilim kaydıracağım. A noktası 1, 2 3 4 dilim kaydırdığım zaman E noktasına gelecektir. Aynı şekli tekrar çizdiğim zaman A noktasını 4 dilim kaydırdım buraya geldi. Kodlama şeklimiz neydi? Taralı alan A'nın önünde gidiyordu. O zaman A'nın önündeki dilim boş, sonraki dilim boş, A'nın önündeki dilim dolu. Sonraki dilim boş ve ondan sonraki dilim taralı olacak şekilde gösterdiğimiz zaman D şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkar.